Kuru öksürük, hapşırma, göz kızarıklığı gibi şikayetlerde artış var. Uzmanlara göre bu durumu yaşayan kişiler saman alerjisine sahip olabilir. Birçok hasta kendini grip zannedebilir. Boğaz ağrısı, kuru öksürük, göz kızarıklığı, hapşırık nöbetleri, sık ve arka arkaya tekrar eden bu tür ataklar bir hastalığın değil, alerjit rinitin, daha çok bilinen adıyla da saman nezlesinin habercisi olabilir. Ağustos ayının sonlarında ortaya çıkan alerji kendisini daha çok hapşırma, burun akıntısı, nezle hali, genizde böyle bir gıcıklanma hissi, bazen öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkartır. Yeşil ve ormanlık alanlar, ev tozları, kedi ve köpek tüyleri alerjiyi tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Yeşilliğin bol olduğu yerler, çimenin, çayırın bol olduğu yerler ve orada yaşayanlar en fazla risk altında olan insanlardır. Geçmeyen belirtiler bir ay kadar sürebiliyor. Yaklaşık olarak bir ay kadar sürer bu dönem. Peki saman nezlesine karşı ne yapılmalı? Bir alerji olduğu için alerji ilaçları dediğimiz antihistaminikler kullanıyoruz. Klasik saman nezlesi ilaçları. Alerji ilaçlarının kullanılması gerekir. Ayrıca da çayır çimen olan yerlerden, özellikle çimlerin kesildiği yerlerden o dönemlerde uzak durması ya da maske takması önemlidir.